müsaadenizle programı arz ediyorum efendim. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutan Vekilim, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Kamu ve Kurum Amirlerimiz, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütleri başkanları ve yöneticileri, kıymetli gazilerimiz, muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, 7 Ekim Şili'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Müzik okulumuza çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutan Vekilim, Sayın Belediye Başkan Vekilim, değerli kamu kurum amirlerim ve sevgili Şililer. Bugünü hissetmek Şile'mizin ve yaklaşık bir yıl sonra 6 Ekim 1923'te İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu daha iyi anlamak için Kurtuluş Savaşı'nın da yaşananları bilmek icap eder. Bu bizim için bir ödevdir. Çünkü Kurtuluş Savaşımız bir bütündür. Bütünün büyük bir başarısıdır. Dilerseniz öncelikle kısaca o günleri hatırlayalım ve bugünlere nasıl ulaştığımızı, o günün insanlarına neler borçlu olduğumuzu görelim ve kurtuluşa can verenleri birlikte yad edelim. Kurtuluşun mimarı Büyük Atatürk 1927'deki söylemine şöyle başlar. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ve o günlerin genel durumunu şöyle açıklar. Osmanlı Devleti'nin dahil olduğu grup Dünya Savaşı'nda mağlup olmuş. Büyük Harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve yoksul düşmüş. Şartları ağır bir ateşkes imzalanmış, ordunun elinden silahları alınmış ve alınmakta, ülkemizdeki azınlıklar devletin bir an öncesi çökmesi için çaba sarf etmekte ve itilaf devletleri uydurma nedenlerle ülkemizi işgale başlamış. İşte bu umutsuz görünüm altında doğacaktır kurtuluş mücadelesi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzaladığımız 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkesi'nin hemen ertesinde itilaf donanması boğaza demirlemiştir. Soluğu ensemizde, her an kadim İstanbul'u işgal etmek üzere hazırdır. Ama Mustafa Kemal Paşa demiştir bir defa, geldikleri gibi giderler diye. Kalmalarının mümkünatı yoktur. Onları göndermek, bu vatanı ebediyen Türk vatanı kılmak için Hasan Tahsin İzmir'de, Fatma Seherhan'ın namı diğer Kara Fatma, İzmit'te, Gebze'de, Şile Kabakoz'da, Şerife Bacı Kastamonu'da, Gördesli Makbule Manisa'da, Kazım Karabekir Erzurum'da ve nice isimsiz kahraman memleketimizin dört bir yanında yakmıştır kurtuluş ateşini. Mustafa Kemal Paşa birçoklarının umutsuz olduğu bu dönemde halkına işte bu isimsiz kahramanlarına güvenmiştir. Çünkü o biliyordu ki bu milletin evlatları hiçbir zaman boyunduruk altında kalmamayı kendisine şiar edinmiştir. Mete Han'ın,
Kürşat'ın, Selçuk Bey'in ve Osman Bey'in de bildiği gibi. Şimdi de sıra sömürgeci, işgalci güçlere bunu haykırmanın vaktiydi. Türkler ancak ve ancak bağımsız ve hür yaşarlar. Milli mücadele dönemimizde Amasya'da milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağı, Erzurum'da ulusal sınırlar içinde kalan vatan parçalarının bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı, Sivas'ta herhangi bir devletin tahakkümü altında kesinlikle yaşanamayacağı tüm dünyaya ilan edilmiş ve bağımsızlık konusundaki kararlılığımız bir kez daha ortaya konmuştur. İşgalci güçlerin her yerde Kuvayi Milliye birlikleri oluşturup vatanımızı savunmamıza, işgallere karşı sesimizi duyurmamıza tepkisi ise işgal alanlarını genişletmek olmuştur. İzmir, Maraş, Antep, Aydın ve birçok şehrimiz hep işgal altındadır. Ve nihayet imparatorluğumuzun başkenti İstanbul'da İtilaf Devletlerince 16 Mart 1920'de işgal edilmiştir. O 16 Mart sabahı saat 5'te 50 kişilik bir İngiliz birliği otomobillerle Şehzade başındaki 10. Kafkas Tümeni karargahına gelmiş, nöbetçi askerleri şehit edip koğuşa girmiş ve uyuyan askerler üzerine ateş açmıştır. Bunun sonucunda 5 askerimiz şehit olmuştur. Savaş ve Denizcilik Bakanlıkları işgal edilmiş, Harp Okulu, Ayasofya Camii gibi çeşitli binalara makineli tüfekler yerleştirilmiş, Beyoğlu, Üsküdar ve Kadıköy'de bazı meydan ve caddeler denetim altına alınmıştır. Öngörülen merkezlerin işgali tamamlanınca anlaşma devletleri sıkı yönetim ilan ederek Osmanlı hükümetinden tüm asker ve subaylıları kışlalarına kapatmalarını istemiştir. Kent içinde de birçok kişi tutuklanmıştır. Balkan savaşlarının Hamidiye kahramanı Rauf Orbay, eski Genelkurmay Başkanı ve Çanakkale kahramanı Cevat Çobanlı da tutuklananlar arasındadır. Şile'mizde aynı akıbete 24 Nisan 1920'de uğramıştır. Bu süreçte yıllarca birlikte yaşadığımız ilçemizdeki Rumlar da Şile ve çevresinin Yunanistan'a katılması için büyük çabalar sarf etmiştir. Bunun karşısında Şile'mizin vatanperver halkı da Yüzbaşı Yusuf Bey öncülüğünde birleşerek Rumlara ve işgalcilere karşı mücadele etmiştir. Bu işgaller sonrasında Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de Ankara'da olağanüstü yetkili bir meclis toplamış ve Kurtuluş Savaşımızın sonuna kadar milli mücadelenin yönetildiği yer işte bu Büyük Millet Meclisi olmuştur. İtilaf devletleri bu sırada 26 Nisan 1920'de Sevr Anlaşması'nı hazırlamıştır. Bu anlaşmayla Şile'mizde dahil olmak üzere Boğazlar bölgesinin yönetiminin uluslararası bir komisyona devredilmesi, Batı Anadolu ve Trakya'nın Yunanlılara, Antalya'nın, Konya'nın İtalyanlara, Maraş, Urfa ve Antep'in Fransızlara, Musul'un İngilizlere bırakılması öngörülmüş ve doğuda da bir Ermeni devleti kurulması kararlaştırılmıştır. Fakat Türk'ün azmi bu kararın uygulanmasına müsaade etmeyecektir. Kazım Karabekir öncülüğündeki Doğu birliklerimiz Ermenileri, güneydeki Kuvayi Milliye birliklerimiz yine Ermenileri ve Fransızları mağlup etmiştir. Batı cephesi ise Kurtuluş Savaşı'nın en kritik cephesi olmuştur. 1921'in başlarında İngiliz destekli Yunanlıları İnönü'de iki kez yenerek yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yeniyorduk. Sakarya'da ise halkın varını yoğunu ordumuza vermesinin neticesinde düşmanın ilerleyişini durdurmaya başarmıştık. Şimdi ise sıra düşmanı yurttan söküp atmaya gelmişti. Gazi ve Mareşal Mustafa Kemal Paşa emir veriyordu. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri. Ve Türk ordusu 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'den başlattığı büyük taarruzu 9 Eylül'de İzmir'e girerek neticelendiriyordu. Sonunda zafer bizimdi. Her şeye değmişti. Çekilen bunca zorluğa, açlığa, sıkıntıya ve hasrete. Şehirlerimiz birer birer düşman işgalinden kurtulmuştu. İşte 101 yıl önce bugün Şile'mizde büyük taarruz ertesinde kurtuluşa uzanmıştı. O gün ilçemizde yaşanan coşkuyu tahmin etmek eminim ki güç değildir. İnsanların yaşadıkları acıları bir kenara bırakıp mutluluktan ağlamaları, dualar etmeleri,
birbirine sarılmaları, ellerinde Türk bayraklarıyla kaza meydanında toplanmaları, marşlar, şarkılar söylemeleri. E kolay mı yenilmez düşmanı yenmek? Kolay mı Mete Han'a, Selçuk Bey'e, Osman Bey'e ve Fatih'e layık olmak? İşte biz hep bu zorluklara göğüs gerdik. İçimizde taşıdığımız vatan ve Allah sevgisiyle bunu başardık. Onlar Türk'ün cenazesini hazırladıklarını düşündüler. Fakat biz bizim için hazırladıkları tabutları başlarına geçirdik. Bu süreç elbet kolay olmadı. İlçemizde ve ülkemizde nice isimsiz kahraman vatanları için mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedi. Arkasına dönüp bakmadı. Birçokları şehit düştü. Şilemizden de şehadete erişenlerle birlikte Kurtuluş Savaşı'nda toplam 38 bin şehidimiz oldu. Bir o kadar da yaralımız vardı. Geride kalanlar ise yetimler, dullar ve yıkık bir ülkeydi. Şimdi geriye dönüp baktığımızda yapmamız gereken şey vatanı için bizlere güzel bir gelecek, yaşanılabilir bir ülke armağan etmek için her şeyini ortaya koyan atalarımıza layık olabilmektir. Elbette bu ülke için canımızı veririz. Ama yaşayarak ve yaşatarak da bu ülkeye ve atalarımıza layık olabiliriz. Bilimi rehber edinerek bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkararak o zamanlar silahla mücadele ettiğimiz o günün işgalci güçlerine bugün fikirle, bilimle, ürettiklerimizle karşılık vererek bunu başarabiliriz. Yeter ki görevimizi en iyi şekilde yapalım. Unutmayalım ki muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutan Vekilimiz, İlçe Emniyet Müdürüm, Jandarma Komutanım, kıymetli muhtarlarım, siyasi partilerimizin değerli ilçe başkanları ve üyeleri, STK temsilcilerimiz, değerli basın mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli misafirlerimiz, Şile'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümün kutlama programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sözlerime başlamadan önce Ankara'daki programları nedeniyle aramızda bulunamayan Sayın Şile Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı'nın saygı ve selamlarını iletiyorum. İstanbul vilayetinin hürriyetine kavuşan ilk beldesi olan Şile'de yanan bağımsızlık ateşinin 101. yıl dönümünde aynı bağımsızlık sevdası ve vatan sevgisiyle bugün burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. 6 Ekim 1922 gecesinde bir müfreze Kuvayi Milli Askerinin kutlu yürüyüşü 7 Ekim günü sabahında Şile'de zaferle sonuçlanmıştı. İşgal edilen her karış toprağımızı canı pahasına düşman işgalinden kurtaran ecdadımızın azmini ve kararlılığını bugün burada Şile'nin her karış toprağında Şile'de yaşanmış aziz hemşerilerimizin kalbinde ve ruhunda hissediyoruz. Aziz ülkemizin her noktasında kahraman milletimizin destansı mücadelesiyle bugünlere ulaşılmışken bize armağan edilen bu güzel vatanın kıymetini biliyor ve gelecek nesillere aktarmanın heyecanını yaşıyoruz. Düşman prangaları ile yaşamaktansa şehadet şerbetini içmeyi tercih eden askeri, kadını, genci, yaşlısı ile bu milleti özgür bir ulus olmaktan hiçbir güç alıkoymadı ve alıkoyamayacaktır. Sayın Kaymakamım, saygıdeğer misafirler, sözlerime son verirken bu büyük mücadelenin kahramanları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Cenab-ı Hak birliğimizi, bağımsızlığımızı ve kardeşliğimizi Türk bayrağı altında ve bu güzel ülkenin topraklarında payidar kılsın. Teşekkür ediyorum efendim. Garnizon komutanım, belediye başkanım, kıymetli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, kahraman gazilerimiz, değerli muhtarlarım, sevgili Şileliler, kıymetli gençlerimiz ve çocuklarımız, sizleri saygıyla selamlıyorum. Şile'mizin işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz programa
Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 7 Ekim. Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, işgal güçlerine unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün gurur günümüzdür. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, 101 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılıkta ve inançta olduğumuzu göstermek ve kahraman ecdadımızı yad etmek için toplandık. Muhterem Şileliler, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimiz, zaferlerle, destanlarla dolu şanlı bir geçmişe sahip olmakla beraber acı dolu günler görmüş, varlık ve yokluk mücadelesi vermiştir. Nitekim 93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgal yılları bu acı ve elem dolu günlerin yaşandığı zaman dilimi olmuştur. Ancak şanlı Türk milleti zilleti reddetmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde direnmiş, mücadele etmiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkarak istiklal mücadelesini zaferle taçlandırmış ve nihayetinde 7 Ekim 1922'de Şile'mizi, 6 Ekim 1923'te Peygamber'in müjdesi, Fatih'in emaneti olan aziz İstanbul'umuzu işgalden kurtarmıştır. İşgalciler ay yıldızlı bayrağımıza selam durarak geldikleri gibi gitmişlerdir. Kıymetli hemşehrilerim, tarihimizden ders çıkaracak, tam bağımsızlık idealinden asla ödün vermeyecek, birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetimizi koruyacak, yaşatacak ve yeni başarılarla geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Sözlerime son verirken, başta milli mücadelenin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle yad ediyor, Şile'mizin bu gurur gününü bir kez daha tebrik ediyor, sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun. İlçemize şimdi iki milli eğitim öğrencilerinin şiirleriyle devam edeceğiz. Efe Alaaddin Çaylar, İstanbul'un Kurtuluşu. Tarihte hep bağımsız yaşadı Türk milleti. İlk Dünya Savaşı'nda tattı heyhat zilleti. Müttefiki Almanya yenilince bu savaşta, o da yenik sayıldı bu zalim yarışta. 1918 karanlık bir Ekim gününde acı bir antlaşmaya imza attı bilinmez Atiye. Bu talihsiz antlaşma Mondros'ta yapıldı. Türk'ün bağımsızlığı tüm elinden alındı. Önce Yunan askeri çıkarıldı İzmir'e. Ardından yurdumuzu parçaladılar sevgili. Bunu gören Atatürk çıktı hemen Samsun'a, baş kaldırdı onlara, durmadı hiç heda. Kaynaştı milletiyle Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi uzunca bu hususta. Vatanını kurtarmaya kesin karar verdiler. O azimle, inançla Ankara'ya geldiler. Ankara'ya gelen korkusuz temsilciler yurdu temsil etmeyi kesin bir görev bildiler. 1920'de 23 Nisan günü kurdular Hür Meclisi. Dünya duydu bu hünü. İtidal devletleri korktu Türk'ün azminden. İstanbul'u zapt etti, vurdu Türk'ü yeniden. İngiltere, Fransa, İtalya çıktılar güzel Anadolu'ya, Sevr Antlaşması'yla paylaşmaya kalktılar. Türk'ün gücüyle fırsat bulamadılar. Meclise başkan oldu orduya başkumandan, düzgün, güçlü bir ordu kurdu kahraman atam. Bu azimle Kurtuluş Savaşı'nı başlattı, 3,5 yılda düşmanı yurttan attı.
Yenildi uzak topraklardan gelen zalimler. Aldı Türk vatanını, bırakmadı atsız Mehmetler. 1923-24 Temmuz'unda tüm hatlar kazanıldı Lozan Antlaşması'ndan. Atatürk'ün dediği gibi korktular ve gittiler. Şen İstanbul'umuzu üzgünce terk ettiler. 1923 6 Ekim gününde kahraman Türk ordusu Refet Paşa emrinde girdi İstanbul'uma bir bayram sevinciyle, kavuştu İstanbullu tekrar hür iradesine. 6 Ekim günlerin kutlu olsun İstanbul. Sana sevgimiz derin, mutlu ol sen İstanbul. Evet, çok teşekkür ediyoruz kıymetli öğrencimiz Efe Alaaddin Çaylar'a. Evet, şimdiki şiirimizi Melike Nur Kurtoğlu, Şilem şiiriyle. Sen aslında yaşanan bin hatır, bin gönülsün. Sen aslında her zaman gül kokulu ömürsün. Mutluluksun, huzursun, pınar kadar durusun. Sen sevdanın, sen aşkın, sen sevginin yolusun. Bir gece sende kalan bin ömür kalmak ister. Her seher yeni güne bir başka mutlu girer. Seher vakti koynuna dalar çıkar bıkmadan. Özlem dolu şarkılar duyar harman kayadan. Tavanlı, bahçe içi, papaz burnu gül kokar. Gün batımı her köşen insana farklı bakar. Çağırmana gerek yok, aşıklar tutkun sana. Bil ki tutkun yüreğim, Şilem senin sevdana. Her yürekte kederin çok derin bir izi var. Aşklara, sevdalara her daim Şile bahar. Evet, kıymetli öğrencimiz Melike Nur Kurtoğlu'na şiirinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok kıymetli misafirler, değerli hazırım. Programımız sona ermiştir efendim. Arz ederim. Toplu bir fotoğraf çekimi.